Sevgili Akademik Bakış TV izleyicileri, bugünkü programımızın konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi'nden, Fen Edebiyat Fakültesi'nden Profesör Doktor Mustafa Büyükata, kıymetli hocamızla bugün köy okulları, kırsal bölgedeki okulların faaliyetlerine yönelik yeni yaklaşımları konuşacağız. Köyde eğitim almanın avantaj ve dezavantajlarını konuşacağız. Hocamın köy okullarına yönelik çeşitli bilimsel faaliyetleri, bilimsel söyleşileri oluyor. Bu bilimsel faaliyetlerin içeriklerine dair hocama çeşitli sorular soracağım ve akademisyenlerin köy okullarına gidip köy okullarında öğretmenlerle, öğrencilerle buluşmaları gerektiğine dair ve çeşitli etkinlikler düzenlemelerinin sonucunda ne şekilde bir katma değer elde edebileceğimize dair içerikleri dile getireceğiz. Hoş geldiniz hocam diyorum öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Bir de hatırlatmada bulunmak istiyorum. Akademik Bakış başlığı adı altında her hafta alanında uzman bir kıymetli hocamızı, konuğumuzu her hafta konuk edip bir konuyu ele alıp bu çerçevede söyleşilerimize nasip olursa devam ettirmeye çalışacağız. Öncelikle hocam ben size ilk olarak şu soruyu sormak istiyorum. Uzun yıllardır kırsal bölgedeki okullara yönelik, köylerdeki özellikle okullara yönelik çeşitli bilim söyleşileri düzenliyorsunuz, bilimsel faaliyetler düzenliyorsunuz. Normalde deneyimli bir fizik profesörsünüz. Yani Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir fizik hocasısınız, fizik profesörsünüz. Normalde biz akademisyenler genel itibariyle üniversitede çalışırız. Kendi bilimsel makalelerimizi yayınlarız. Kendi tezlerimizi yazarız. Derslere gireriz, derslerden çıkarız. Ama genel itibariyle bizim odak noktamız ulusal ve uluslararası nitelikli konferanslar, paneller, kongreler ve derse girip çıkmaktır. Ama siz bunun dışında bir ekstra bir faaliyet yapıyorsunuz. Yani bir profesör olarak, bir fizik profesör olarak köy okullarına gidiyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle birlikte oluyorsunuz. Bu köy okulları projesi nereden esinlendi, nereden çıktı? Öncelikle bununla ilgili bir görüşlerinizi almak istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Böyle bir programda bize de yer verdiğiniz için ben de mutlu oldum. Tabii insan bilmediği yerin uzağında kalır, yabancısı evet. Olur. Biz kırsal kesim bilen insanlarız. Doğup büyüdüğümüz yerler aynı zamanda. Evet. Köyleri, ilçeleri, şehirleri ve uluslararası ortamlarda bilen insanlarız. Üniversitenin misyonuyla ilgili tanımladıklarınızın evet. Yanında bir iki noktayla tekrar değinmeden geçemeyeceğim. Üniversiteler sadece eğitim, öğretim faaliyetleri yürüten kurumlar değil. Eğer öyle düşünürsek orta öğretim kurumlarından bir farkımız kalmayacak demektir. Evet. Üniversiteler temelde araştırma kaygısı taşır. Bu araştırmayı yaparken eğitim öğretim faaliyetlerini yürütür, yürütmelidir. Eğitim öğretim faaliyetlerinde rutin bir ders ya da bilgi aktarımı şeklinde değil, araştırma faaliyetlerinin içerisinde öğrencileri katarak ta lisans düzeyinden alıp doktora sonuna varıncaya kadar her kademede araştırmanın farklı yerlerine öğrencileri alarak faaliyetlerini yürütmesi gereken kurumlardır. Bir önemli boyutu ise üniversitelerin misyonu itibariyle malumunuz evet. Topluma hizmet, yaygınlaştırma. Bunun farklı yönleri vardır. Üniversite içerisinde de yaparsınız. Öğrenci topluluklarına akademik danışmanlık yapmak böyle bir şeydir. Evet. Sempozyumlar, mesai dışı faaliyetler, öğrencilerin, öğrenci gruplarının, araştırma gruplarının, proje takımlarının rehberliğini yapmak, onlara danışmanlık yapmak hepsi birer toplumsal hizmet faaliyetidir aynı zamanda. Bir diğer boyutu ise üniversitenin dışında olan. Evet. Üniversite sanayi işbirliği gibi, evet. Üniversite STK işbirlikleri gibi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan işbirlikler gibi ve bir de insanların kendi hobileri, özel hayatları var. Kendi ilgi alanlarına göre faaliyet gösterdikleri sivil toplum oluşumları var. Buralarda da topluma hizmet yürütürler. Evet. Tabii ben aslında ilkokuldan sonra ortaokul ve liseyi 6 yıl yatılı öğretmen lisesinde okudum. Evet. Eski köy enstitüsü olarak bilinen Pazarören'de. Pazarören evet. Köy enstitüsü, daha sonra işte öğretmen lisesiyken okudum. Ve biz zihnen aslında duygu olarak da, düşünce olarak da öğretmenliğe aşina bir eğitimden geldik. Evet. Aynı okuldan mezun olan arkadaşlarımızın aynı sınıftan birçok farklı kurumda çalışan arkadaşlar var. Avukat olan, hakim olan, doktor olan
hepsinin eğitim konusundaki bir duyarlılığını görebilirsiniz. Ama tabii ki bir eğitimci kadar o alan uzmanı değiliz. Evet. Üniversitede ben eğitim fakültesinde fizik öğretmenliği de oldum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Tamam. Dolayısıyla oradan da eğitim ilişkin bir şeyim var, yatkınlığım. Akademisyenliği de ben aslında bu yönüyle, eğitim öğretim faaliyetleri yönüyle içselleştirerek yapabilen birisiyim. Bu geçmişimden beri. O zaman yanlar anladığım kadarıyla yani öğrenciler olayı sahada öğrenmesi gerekiyor, sahada pişmesi gerekiyor. Eğitim içerisinde öğretim, öğretim içerisinde de eğitim. Kesinlikle. Gibi bir... Tabii, evet. Tabii. Burada tabii sizin değindiğiniz noktaya nasıl geldik? Bu üniversiteye ilişkin bir hatırlatma oldu söylediklerim. Köy okullarına olan yönelimimiz böyle değil. Bunun üzerinden gelmedi. Yani buna bir altyapı oluşturdu. Ama yaptığımız faaliyetler, siz de iştirak ettiniz, gördünüz. Bütün akademisyenlerin yer alıp katkı verebileceği türden faaliyetler. Eskiden Türkiye'de bu imkan yoktu. Dünyanın başka yerlerinde, gelişmiş ülkelerde evet. İlkokul öğrencilerinin, ortaokul, lise, orta öğretim öğrencilerinin üniversiteleri bilmemesi düşünülemez. Üniversite kavramını, üniversite ortamını mutlaka tanıyor, ona göre yetiştiriyor. Çevreyi, araştırma faaliyetlerini daha ilkokuldayken ufak ufak öğreniyorlar zaten. Evet. Ama oralarda nasıl? Hemen hemen gelişmiş bütün şehirlerde üniversite var. Zaten bana göre üniversite olmayan bir şehre şehir demek hata. Değil mi? Yani şehrin entelektüel birikim açısından, o manevi birikimi kazanç açısından kesinlikle. Tabii ki üniversite çok şey katıyor. Kalite anlamında üniversitenin normatif olarak olması gereken düzeyde olup olmadığı konusu çok ciddi tartışılabilir. Türkiye'de her şehirde üniversite olmasının doğru olmadığı da tartışılabilir. Evet. Buna eleştiri getiren birçok akademisyen haklı argümanlar ortaya koyuyorlar. Ama diğer taraftan üniversitelerin her şehirde olması gerektiğini savunan düşünenlerin de haklı argümanları var. Ben üniversitelerin olması gerektiğini düşünenlerden. Ama mevcut haliyle tabii ki çok daha farklı noktada olması lazım. Mevcut haliyle üniversite kendi geleneğini oluşturamamışsa tam anlamda üniversiteleşmiş demek biraz güç olur. Deniz şehir üniversite bütünleşmesi, evet, onlar... üniversite halk bütünleşmesi tabii. O kaybı gerçekleştiği zaman o şehrin entelektüel birikimine de yansıyor tabii ki. Kesinlikle. Aksi takdirde şehir üniversite öbür tarafta sadece birilerine bilgi depolayan bir birim olarak kaldığı sürece, aşağıda da şehirde kopuk olduğu sürece o entegrasyon etkileşim uyum sağlanamıyor tabii olarak. Tabii. Şimdi, dolayısıyla üniversitelerin de gelişim süreci içerisinde farklı evreleri var. Evet. Yeri geldiğinde ona da değiniriz. Şimdi sorumuza tekrar dönersek, bu köy okullarına, kırsaldaki olaylara ilişkin faaliyetlerimizin nasıl başladığı, evet. Bunu ben aslında üniversitelerin bir sorumluluk alanı olarak görüyorum. Yani Türkiye'deki bütün üniversiteler temelde eğitim öğretim faaliyetlerine topluma hizmet boyutunda sorumluluğu olarak düşünüp katkı vermesi gerektiğine inanıyor. Evet. Akademisyenin gitmediği herhangi bir okul kalmamalı. Akademisyenin uğramadığı bir yer olmamalı. Yani bir organize sanayi bölgesinde mühendislik fakültesi hocalarının sürekli gidip geldiği yer olarak, faaliyet alanı olarak düşünmek gerekir. Vesaire vesaire. Ama bu eğitim, öğretim bizim hepimizin, bütün toplumun, bütün sektörlerin ortak noktası. Burada kimse tartışmaya girmesine gerek yok. Hepimiz hemfikiriz, hepimiz kaygılıyız, hepimiz dert edinmek durumundayız. Eğitim, öğretim kime, hangi kesimin kabul etmeyeceği bir saha, dert edinmemesi gereken bir saha, hiç kimse. Dolayısıyla günümüzdeki kırsal kesimlere gelince, bizim faaliyetlere gelince, ben 2012'de TÜBİTAK'ın açtığı bir proje eğitimleri programı var, akademisyenlere yönelik. Onunla başlamıştım. 2012'de yaptığımız ilk faaliyet, Yozgat'ta farklı üniversitenin akademisyenlere, doktora derecesine sahip olan veya bitirme durumunda olanlarla, öğretim üyesi olanlara, doktora derecesine sahip olan araştırmacılara proje, bilimsel araştırma projesi hazırlama, yazma ve yönetimine ilişkin eğitimler verdik. Evet. Farklı akademisyenlerle birlikte. Öyle başladık. Sonra bunun aslında çok faydalı olduğunu, önemli bir boşluğu doldurduğunu görünce öğretmenlere yönelik de yapılması gerektiğini düşünüyordum. O zamanlar Yozgat Milli Eğitim ARGE biriminde çalışan Ömer Zararsız, şu anda Bilim Sanat Merkezi'nin öğretmeni, yine daha önce Bilim Sanat'ın da müdürlüğünü yapan ARGE'de çalışan Erol Özel vardı, Ankara'ya gitti. Bunlar diğer arkadaşlarla beraber bana uğradılar. O zamanlar Milli Eğitim'in bu benim eserim şeklinde proje faaliyetleri vardı, öğrencilik yarışmaları. Yozgat'taki sayıyı artırabilmek için, performansı daha yükseğe taşıyabilmek için neler yapabiliriz diye bana uğradılar. Hani bir seminer falan olur mu anlamında, evet. Öğretmenler için.
Ben de onlara diyorum ki, yani somut sonuçlar almak istiyorsanız, net sonuca varmak istiyorsanız, istekli olan öğretmenlerin oluşturulacak daha az sayıda kişiden oluşan bir gruba yoğun bir eğitim verelim. Bu eğitim verdi. Farklı ilçelerden gelen, merkezden gelen 40 civarında öğretmenler bir günlük sabahtan akşama kadar keyifli ve yorucu bir eğitim verdi. İkinci gün Sorgun'da, evet. Daha sonra Çayırlan'da bir seminer yapmıştık. Bu seminerlerin içeriği proje danışmanlığı, proje geliştirmeyi, evet. Öğretmenlerimizin öğrencilere proje yaptırma yönünden nelere dikkat etmeleri gerekiyor? TÜBİTAK odaklı. Evet, daha çok o zamanlar bu benim eserim diye devam ediyordu. Milli Eğitim bünyesindeki okullar başvuru yapabiliyorlardı. O zamanlar, o eğitimden sonraki dönemde Çayırlan'da %400 artış olmuş. Önceki yıl 3 taneymiş, 12'ye çıkmışlar. Sorgun'da %120 artış oldu. Evet. Yozgat genelinde %84-85 civarında artış meydana geldi sayılarda. Ve bu çok müthiş bir moral oldu. Yani yapılabileceğini gördüler. Bunun faydalı olduğunu anlayınca diğer ilçelere de gitmeye başladık. Birçok yerde eğitim verdik. Tabii Yozgat'ın dışına da birçok şehre gittik. Kayseri, Çankırı, Diyarbakır, Bitlis'te, öğretmenlere, Kütahya'da, öğrencilere, öğrenci topluluklarına, akademisyenlere, Manisa'da falan. Şu anda ilk aklıma gelenleri söyledim. Tekirdağ'da, Edirne'de öğretmenlere eğitimler verdik. Akademisyenlere verdiğimiz gibi. Bu kez öğrenci topluluklarına da eğitimler vermeye başladık. Ayrıca sistem eğitimi de düzenlemiştik Sorgun'da. Hacettepe'den hocalarımızla, Aksaray'dan hocalarımızla birlikte, bu alanda akademik çalışma yapan uzmanlığı bu alan hocalarımızla birlikte. Orada Sorgun'daki eğitime ben hani Milli Eğitim Müdürlüğü'ne demiştim, ilgi duyan arkadaşları alalım, işte branşlar itibariyle falan diye. O zaman bir köy okulunda müdürlük yapan liseden, Pazören'den benim sınıf arkadaşım vardı, Hakan Özbay. Sorgun'un Faraşlı köyünde, şu anda belki biz de dinleyecek, Faraşlı köyünde müdürlük yapıyordu. O oraya gelmişti. Aslında bu tip eğitimleri dedi, köy okullarına yapmak lazım. Ben de tamam dedim, gelelim, sizin okulda yapalım ama eğitim köyde yapacağız. Evet. Hafta sonu olacak, eğitim öğretim aksamayacak. Sen de orada öğretmenlerimize bir piknik havasında kebap falan yaparsın artık dedi. O kolay dedi ve bir hafta sonu gittim. Köydeki okulda, yakın köydeki öğretmenlerle beraber 10-15 tane öğretmene sabah hızlıca gruplar oluşturup proje eğitimine başladık. SWOT analizleri kabaca, işte proje fikri geliştirme etkinlikleri, beyin fırtınası falan yaptırıyoruz. Branş günü ara verdik, kahvaltı yaptık, sonra tekrar başladık. İşte gün bitimine doğru öğle yemeğe girmiş olduk. Evet. Öğretmenlerimiz çok mutlu oldu. O zaman Merve Hanım vardı, Zonguldaklı. Evet. O da köyde, köy hayatını bilen birisi ve köyde göre yapmaktan da çok mutlu olan birisiydi. Benimle konuşurken dedi ki, hocam işte göç sebebiyle öğrenci sayılarımız az şeklinde değerlendirmede bulundu. Bunun öğrenci sayılarının azlığının bir olumsuzluk haliymiş gibi anlattı. Ve herkes de böyle düşünüyor zaten maalesef. Böyle bir oturmuş ve yanlış bir ezberimiz var. Dedim, kaç öğrenciniz var? İşte 90-100 civarında. Kaç öğretmen var? 12-13. Dedim, ya öğretmen başına 8-10 öğrenci düşüyor. Yani bir derste öğretmenimiz bütün çocuklarla ayrı ayrı sohbet edebilir. Hatta o yetmez teneffüslerden farklı sınıflarda çocuklarla da sohbet edebilir. Yani işte ineğiniz buzaladı mı, bisikletin öğrendiğini sürmeyi, annenin hastalığı ne oldu, satrancı hallettin mi gibi sorsa veya merhaba dese, yani köydeki bir çocukla günde dersin dışındaki öğretmenlere göre en az 4 öğretmen, 5 öğretmen selamlaşmış olacak. Yani günde 4-5 öğretmenin merhaba dedi, selam verdiği bir çocuğu kim tutabilir ya? Ondaki motivasyonu bir düşünsenize. Yani birebir ilgilenme oluyor. Hali. Tabii ki. Birebir ilgilenme olduğu tabii için karşı taraftan daha fazla verim elde edilebilir. Kesinlikle. Harika mutlaka, bir şey. Mutlaka. Bu, dedim, sizin burası çok özel bir okul olmuş dedim ya. Şimdi öğretmenimiz biraz şaşırdı. Bakış açısını tamamen değiştiriyoruz. 180 derece tersinden bakıyoruz olaya. Ve burası butik bir okula dönmüş dedim ya. Burası köy koleji olmuş. Ve o günden itibaren köy koleji diye bir kavramı zikretmeye başladım. Tabii bu köy koleji kavramı Türkiye'de ifade edilen bir şey değil ama yurt dışında başka yerlerde var köy koleji adında okullar ama ben bunu bilinçli kalış diye baktım, biraz kurcalamıştım. Şimdi bizde bizim okullarımıza baktığımızda kırsaldaki okullarımızın hepsi birer butik okul olmuş. Yani özel okul olmuş. Özel bir okula çocuğunu verseniz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de vereceğiniz ücretin bu şekilde az öğrencisi olan butik okullara verdiğiniz 2-3 katı fazla ödeme yapmanız lazım.
Şimdi köy okullarında... Yani bu köy okullarının aynı zamanda avantajları arasında sayabiliriz. Büyük avantaj. Yani normalde işte çocuk kırsalda oturuyor, anne baba kırsalda, anne baba köyde. Çocuklar dışarıdan bakınca köy okulunda okuduğu için otomatik bir dezavantajlıymış gibi gözüküyor. Kesinlikle. Ama değil aslında. Değil. Yani çünkü sayı az, öğretmen fazla. Tabii. Öğretmen birebir ilgileniyor. Birebir ilgilendiği için de aslında kırsaldaki öğrenci zaman zaman şehirdeki öğrenciye oranla daha avantajlı olabiliyor. Kesinlikle. Evet. Köy enstitülerini özlüyoruz. Köy enstitüleri neredeydi? Kırsaldaydı. Tabii. Ve kalabalıktı da. Hepimiz özlem duyar. Bir nostaljidir mesela Türkiye evet. Cumhuriyeti tarihinde. Ve o okullardan yetişen öğretmenlerin ne kadar donanımlı olduğunu, o günün şartlarını hep anlatırlar. Evet. Ve övgüyle, özlemle anlatırlar. Şimdi bütün okullarımız aynı şekilde donanımlı eğitim verebilir. Ben buna evet. inanıyorum. Ve çok rahat verir. Evet doğru. Dolayısıyla kırsaldaki okullarımızın avantajları o günkü köy enstitülerindekinden çok daha fazla. Hatta şehirlerle kıyasladığımızda avantajlı olduğu yönlerin birçok noktada önemli olduğunu da görüyoruz. Şimdi ben basitçe tersine soru sorayım size. Yani olayı nereden baktığınıza tabii bağlı. Tabii nasıl baktığınıza bağlı. Evet, şimdi size basitçe bağlı. Soru sorayım. Köy okullarının dezavantajlı olduğu yerler nereler? Taşımacılıkla yapılan yerler olabilir. Taşımalı eğitim değil mi? Taşımalı eğitim. İstanbul'da serviste nereden nereye taşınıyor? Kaç saat seyahat ediyor? Değil mi? Yani bak Ankara'da ben gittim bizim yani. Çocuğumuz da yani buradayız. Elbette. Yozgat'ta da aynı. Yozgat'tayız. Serviste gidiyor. Serviste gidip geliyor. Şimdi eğer serviste olmayanları kendi aracıyla bırakıyor. Evet. Ne farkı kaldı taşıma anlamında? Köylerimizin ulaşımı, seyahat edecek yol güzergahlar iyileştirildiği zaman taşıma eğitim çok da anormal karşılanmaması lazım. Ha, bazı yerlerde çok zor tabii ki. Yani kış şartlarında zorluklar var. Efendim onları kabul ediyorum. Ama genel anlamda baktığımızda Türkiye'nin bütününü düşündüğümüzde kış şartlarının zor geçtiği yerler belli. Evet. Zorlukların olduğu yerler belli ve o günler içinde. Belki internet altyapısı falan eksik olabilir ama güzel. Bunlar da giderilebilir yani. Bunlar şu anda sizin zor bir şey değil. Sizin akademik bakış programında yaptığımız söyleşi evet. gibi birçok değişik programlarda bulundum. Davet aldım. Evet. Aynı şeyleri konuştuğumuzda bana şunu sordular. Mesela gittiğiniz köylerde internet var mı? Akıllı tahta var mı? Var. Benim gittiğim okullarda akıllı tahtası olmayan, efendim internet olmayanı ben görmedim. Aksaklıklar olabilir. Evet. Burada da oluyor. Hepsi var. Sadece olay aslında kafada bitirmek gerekiyor. Tabii ki. Oradaki öğretmenin de, köy veya kırsaldaki öğretmenin de kafada motivasyonun yüksek olması lazım. Ya işte ben kırsala atandım, köye atandım, dezavantajlıyım, öldüm, bittim, yandım. Şu mecburi görev süremi bir an önce bitirsem de Ankara, İstanbul'da büyük şehirlere bir tayinimi çıkartsam mantığıyla düşünmemesi gerekiyor. Bugün aslında. İstanbul'da biraz belki şey olabilir. Oradaki öğretmenlerin orada kalmaya yönelik motivasyonlarını arttırabilmek için daha modern, günümüz şartlarına uygun lojmanlar, kalabileceği yerler tahsis edilebilir. Bir de hangi yöredeyse, hangi köydeyse mümkün mertebe o yörenin insanı oralarda istihdam edildiği zaman kalabilirdik, orada daha fazla hizmet edebilirdik, süresi artabilir. Yani tartışılabilir. Evet, yani ortada ciddi bir sorun yok aslında. Yani evet. Bizim sorun diye söylediğimiz şeyler hepsi ezberden ibaret. Problemsiz demiyorum bakın. Ama gerçekten birçoğunu abartı düzeyinde ele alıyoruz. İyileştirebilecek, okunabilecek, tedbir alınabilecek, proaktif bakış açısıyla birçok şey evet. küçük dokuşlarla çözülebileceği yerler var. Daha bugün İstanbul'dan bir öğretmenimiz, yine aynı liseden, alt dönem arkadaşlarımızdan bana yazdı, mesaj attı. Abi dedi, tayin istiyorum bir köye. Çıkarsa oraya da gelmeni istiyorum. Ben de inşallah. Gidin inşallah. Şimdi köyde görev yapmayı çok isteyen öğretmenlerimiz var. Benim arkadaşlarım var, bildiklerim var. Ve köy okulları hakikaten güzel. Ha, öğretmenlerimiz orada ikame etmeli falan gibi tarzı. Bunlar da anlamsız. Artık köylerimiz birer mahalleye dönüştü. Eskisi gibi değil, ulaşım hakikaten rahatladı. Ve küresel iklim değişikliğiyle beraber seyahatler de kolaylaştı. Bizim burada mevcut çarpla uygun şekilde Almanya'yı biliyorsunuz, Avrupa'yı biliyorsunuz. Oradaki okullara gelen öğrencilerin hepsi o muhitte mi? Kaç kilometre mesafeden geliyor? Yok orada da taşımacılık var. Çok kalmadı yani uzun yıllar. Top taşıma araçları çözülmüş, ulaşım rahatlatılmış. Yani biz eski
zamanların olduğu gibi bir hayatı yaşamıyoruz ki eskiden olduğu gibi bütün öğretmenler illa köyde ikamet etmesini bekleyelim. Böyle bir şeye gerek yok. İlçe merkezlerinde oturup kalıyor, ikamet ediyor ve sabah gidip geliyor olması çok zor değil. Ve bu gidiş gelişlerinin avantajlı yanları var. İlçedeki birikimi köye taşıyacak. Sürekli yeni materyal taşıyabilecek. Kendini tazeleyecek, canlılar artacak. Bunların yanında konuşmamız gerek görmüyorum ama yani sohbetimizin birçok boyutu var. Yani süreyi de kısıtlı olduğu için verimli kullanmak istiyorum. Köy okullarımızla ilgili bu köy koleji nitelemesinde bulunma, bir okul tipi tanımlaması derdinde filan da değil. Evet. Oturmuş o, sizin demin değindiğiniz, gidilmesi gereken okullar diye sıraladığınızda en son gidilen yer köy okullarıdır düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Ve köy koleji kavramını ifade ederken de bir zihniyet dönüşümüne kapaştık. Köyde görev yapmak hiçbir öğretmen için şikayet edecek bir şey değil ki. Biz kendi kendimize konuşuyoruz. Ve o kadar çok zikrediyoruz ki öğretmen de şikayet eder hale geliyoruz. Şehre de rahatlaşabiliyorlar. Şehirde ikamet edip gidenler var. Dolayısıyla bizim köy okulları ile ilgili problemleri küçük dokunuşlarla çözümlendirebiliriz. Anladım. Birincisi bu. Ama köy koleji vurgusunu bunun için yapıyoruz. Bir diğer nokta. Oralarda bilim söyleşilerinden bahsettiğiniz için evet. Söylüyorum. TÜBİTAK'ın çok farklı programları var. O öğretmenimizin çağırmasıyla birlikte gittik. Orada öğretmen eğitimi verdik. Köy koleji kavramını Meryem öğretmenimizin sözler üzerine geliştirdik. Bu sefer kütüphanelerin zayıf olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir kampanyaydı. ODTÜ mezunu arkadaşlardan onların kütüphanelerine ve öğrencilere istedikleri bütün kitapları temin ettik. Faraşlı'dan ODTÜ'ye nasıl gidilir diye metaforik bir başlık altında söyleşi yaptım. O kitapları böyle kütüphaneye götürmüşken ilkokul birler önde, ikiler, üçler, arkada veliler olacak şekilde söyleşi yaptım. 20 dakika konuştum, ilkokullara çıkardım. Biraz sohbetin şeklini değiştirerek ortaokullara göre konuştum. Sonra onları çıkardım. Sonra veliler. O zaman velilerden biraz yaşı bizden büyük bir amca, abimiz dedi ki bana, hocam dedi 2 sene önce gelme gitti. Evet. Artık neyi kastetti, neyi düşünüyordu sormadım. Ve o gün dedim ki çağrılan her yere gitmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar da gideceğim. Bunun üzerine bütün köylere gitmeye çalışıyorum. Evet, Allah güç kuvvet versin. Peşinden teşekkürle sağ olun. Birkaç yere daha gittim. Böyle 7 farklı köye gittik ve hepsine de giderken hediyeler götürdük. Kitap, materyal. Evet. Yardım adı altında değil, hediye olarak götürdüğümüz için sembolik şeyler. Çekere Sarıköy var. Evet. Oradan bir arkadaşımız vardı. Savcıydı, Adana'da trafik kazasına rağmen olmuştu. Onun köyüne gittik. Oraya da lisedeki arkadaşlarla hediyeler attık. Sonra Bişek diye bir köye gittik, merkez köylerinden. Hepsinde işte Bişek'ten ODTÜ'ye nasıl gidilir, Kadıgül'den ODTÜ'ye nasıl gidilir. Efendim, bu şekilde isimler altında metaforlar oluşturduk. Pandemiyle birlikte bu kez köyde okum etkinlikleri altında, adı altında etkinliklere başladık. Okul bahçesinde, okulun sınıfların dışındaki ortamlarında da söyleşiler yaptık. Burada giderken bilim insanlarından bir metafor. Evet. Mesela Faraşlı'dan da İbni Sina çıkarabilir. Evet. Bir şey Aziz Sancar çıkarabilir diye. Evet. Çünkü Aziz Sancar bizim için çok değerli bir örnek. Evet. Eskiden Pakistanlı değil mi? Bir fizikçiyle Abdüselam da onurlar gurur duyardı yani. Evet. Şimdi kendimizden işte Mardin'den çıkan bir bilim insanı var. Ve ödül almış. Nobel ödülü almak demek o alanda paradigmalara yön vermek demektir. Ve Aziz Sancar da bunu yaptı. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir motivasyon kaynaktır. Bu isimleri zikrederek, Ulu Beylerden, Ali Kuçulardan, İbn-i Sina'lardan, Farabilerden bahsederek çocuklarla küçük söyleşiler yapıyoruz. Yakın çevreden örneklerle gidiyoruz. Beraber gittik. Bu şekilde 60'a yakın köye gitmiş olduk. Hem öğretmenlerimizle hem de öğrencilerle söyleşiler yapıyoruz sınıflarında. Kısa süreli dersler yapmış oluyoruz. Sorularına cevap veriyoruz. Bunun dışında TÜBİTAK, Bilim Teknik, evet. Meraklı Bilim ve Bilim Çocuk Dergilerinin üçünü birlikte paket şeklinde 60'tan fazla okula da, köy okula da hediye abone yaptık. Böyle kampanya şeklinde akademisyen hocalarımızın veya eğitime gönül vermiş dostlarımızın ilgileriyle, destekleriyle. Bunlar da çok güzel oldu. Bu orada ayda bir çocuklarımızın o dergileri kurcalarken bilime ilişkin kavramları, terminolojiyi tanıması açısından çok değerli. Bir de bir ilkokul öğrencisinin, ortaokul, lise öğrencisinin karşısında bir akademide zaman zaman beraber gidiyoruz. Özellikle şunu gözlemliyorum. Ya bir doçenti, profesörü karşısında bu ilkokul öğrencisinin bir doktoru görmesi, ona bir takım şeyler anlatıyor olması hakikaten büyük bir albeniyle bakıyor o çocuk. Büyük bir kıvılcımla bakıyor. Bu da büyük bir önemli heyecan verici. Tabii bu doğru örnek. Evet. Yani çünkü çocuk ilkokuldayken, ortaokuldayken profesör görüyor.
farklı simaları görmeyi evet. özlüyor çocuklar. Bütün okullarda da. Farklı insanları, farklı mesleklerin, farklı kişileri görmek onlar için kuvvetli bir uyarıcı oluyor aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla bir akademisyenin gitmesi, onların sorularına cevap vermesi, çok temel kavramlar, bilgi, bilim, bilimsel bilgi, bilim insanı, evet. araştırma, bunlardan haberdar olmaları çok değerli. Bunun yanı sıra onların seviyesine uygun çok güzel kitaplar var. Seviyorlar. Yani kitap aslında kendisini okutuyor çocuğu. Böyle güzel kitaplar var. Onları seçip götürmek gerekiyor. Onlara da özen gösteriyoruz. Yani kendiliğinden gelen, işte gönderilenler evet. Kıymetli buluyoruz. Sivil toplum örgütlerinden, toplumun bütün kesimlerine açık tutup, farklı çok değişik kesimlerden insanlar buna arayı memnuniyetlerini, katkı vermek istediklerini filan. Ben hani yardım faaliyeti yapmıyorum ama hediye evet. olarak kitap, materyal gönderseniz evet. İstanbul'dan Suadiye Kadın gönüllüleri var. İngilizce materyal kitap da göndermişler. Çok güzel. Flüt göndermişlerdi. Evet. Gönderdikleri paket flütten çıkmıştı. Onlar mesela müzik öğretmenimizin olduğu bir yere götürdüğümüzde bu öğretmenimize de materyal desteği anlamında güzel oldu. Bunlar sembolik şeyler. Onun dışında tabii bizim anlattıklarımız, çocukların sorularına verdiğimiz cevaplar, onlar çok kıymetli. Bir bilim insanının nelerle uğraştığını bilmeleri. Evet. Bir diğer nokta da her insan özel geliyor dünyaya, biricik yaratılıyor. Evet. Allah herkesi özel yaratmış. O çocuğun dünyasında, mizacında ne var acaba? Herkesi özel yarattığına göre, her birimizin dünyasında özgün, kendine has yetenekleri, ilimleri yok mu? Bunlar açığa çıkartacak olan kim? Bu gezegene milyarlarca, trilyonlarca insanlar gelmiş, evet. mizacında, onun dünyasında, yaratılışında var olan açığa çıkartamadan gitmiş. Tabii ki. Dolayısıyla bu çocukların, her bireyin kendine has, kendine özgü olan özelliklerini açığa çıkartabilmesi için bazı şeyleri denemesi, görmesi lazım, muhatap olması lazım. Ben kendimdeki birçok şeyi 30-40 yaşından sonra fark ettim. Ne kadar geç bir şey. Mesela sizinle katılmış olduğum bir okul ziyaretinde sınıfa girdiğimde işte hani klasik öğrencilere sorulur ya ne olmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun diye. Karşı taraftan da genel itibariyle bu toplumda popüler meslekler var. İşte doktor olmak istiyorum, hakim olmak istiyorum, mühendis olmak istiyorum şeklinde genelde bu tip cevaplar alırız. Öğrencinin birisi cesaretli bir şekilde, özgüveniyle hocam ben kepçe operatör olmak istiyorum dedi. Öyle deyince ben bir şey oldu yani hayal kırıklığına uğradım. Daha sonra arkadaşımızı ben tebrik ediyorum dedim özellikle. Farklı bir meslek seçmiş dedim. Demek ki o alanda uzmanlaşmak istiyor. O alandan insanlar faydalı olmak istiyor. Çünkü her meslek kutsaldır, her meslek değerlidir. Yeter ki özveriyle yapılsın, yeter ki helalinden para kazanarak yapılsın ve kepçe operatör olmak istiyorum diye ona özeniyor. Açık yüreklilikle, büyük bir cesaretle söylüyor, ona özeniyor. Diğerleri futbolcu olmak istiyor, onları onu istediğini söylüyor. Basket hiç fark etmez. Ama çok uç noktalardan beklemediğiniz şeyler çıkıyor. Geri bildirimler ortaya geliyor. Evet. Şimdi aslında ben şimdi bazı şeyleri düzeltmeden rahat edemeyeceğim. Evet. O soruyu çok yanlış buluyorum. Ne olacaksın sorusunu çok yanlış buluyorum. Belki yanılıyorum evet. bilemem ama yanlış buluyorum. O soru çok rutin cevaplar verilmesine dönük bir soru. O zaman hayattan beklentileriniz... Hayır, o soruyu düzeltiyorum ve ben şöyle soruyorum gittiğim yerde olabildiğince. Büyüyünce ne yapmak istiyorsun diye soruyorum. Evet, mantıklı. Büyüyünce ne olmak diye, hele günümüzde bu kadar iletişim teknoloji. Çünkü sizin çocukluğunuzdaki hayal ettiğiniz meslekler bugün o çocukların hayal edeceği ya da söyleyeceği, zikredeceği meslekler 20 sene, 30 sene sonra değişecek. Öyle bir meslek kalmayacak belki. Değişti zaten. Öğretmenliğin özellikleri de değişti. Her şey değişti. Evet. Akademisyenliğin birçok şeyi değişti. Hayatın, meslek, bulunduğu ortama bakın, stüdyo ortamları falan her şey değişti. Evet. Pandemi değiştirdi. Bakın bizim hayatımızda Türkiye için deprem de çok büyük değişiklikler olacak. Etkisi doğuracak. Eğer iyi düşünürsek. Evet. Bilime bakış açısını düzeltecek Türkiye. Pandemiden çok memnun olmuştum. Yeri geldiği için söylüyorum. Bir şeyden. Bilim kurulu oluşturuldu sağlıkla ilgili. Değil mi? Bilimin önemi arttı. Bilimin yani bilim insanlarının evet. iyi ya da kötü. Elinizdeki bilim insanları bunlar. Evet. Akademisyenler. Beğenirsiniz beğenmesin. Türkiye'nin en iyisi ya da değil. Ama mevcut bu. Evet. Bunlarla yol gitmek durumundasınız.
Bunları çalıştırmak durumundasınız. Evet. Yani üniversiteyi, akademik camiayı, hayatın içerisinde toplumun problemlerine dönük konularda yormazsanız, konuşturmazsanız üniversite kendisine çekip düzen vermeyi de düşünemez. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Hani sohbet başka yerlere gidecek ama ister istemez geldi buraya. O bakımdan akademik camianın, bilim insanlarının hepsi alanlara ilgili bütün konuların içerisine çekilmeli toplumda. Ve bunu sürekli yapmak gerekiyor. Şimdi pandemide sağlıkla ilgili yaptık. Şimdi deprem olunca o konuyla yapılıyor şu anda. Çok ciddi çalışmalar var. Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. Bunun bütün jeologlarıyla, o alanda yetkin insanlarla bir araya gelerek bu çözüm yollarını arayacağız. Ona göre geleceği planlayacağız diyor. Aynı şeyin şehircilik için yapılması lazım. Aynı şeyin kültür için yapılması lazım. Aynı şeyin eğitim için yapılması lazım. Evet. Belediyecilik için yapılması lazım. Bütün hizmet sektörü, toplumla ilgilenen bütün konularda akademik camianın işin içine katılması lazım. Gerekirse bu konuyu bir başka bir programda tartışırız. Yani burada keseyim ama şeye döneceğim. Bu çok önemli bir nokta için tekrar geliyorum. Akademik camianın toplumun içerisinde yer alması gerektiği kesin. Çocukların da daha erken yaşlarda ilerideki mesleklerin neler olacağını şimdiden duyması lazım. Eğer biz ne olmak istiyorsun derseniz çocuk duyduğunu söyleyecek. Onun mizacına, ilgi alanlarına, yeteneklerine uygun olan ne olduğunu bilmiyor henüz. Açığa çıkmadı. Ve değişecek ama neyi yapmak istediğini, neyi hayal ettiğini sorarsanız bambaşka şeyler çıkar. Örneğin ben kızıma şunu diyorum, işte 8 yaşında bir kızım var, ilkokuluça gidiyor. İşte ödevlerini yap. Bak ödevlerini iyi yapmazsan, güzel yapmazsan uzaya gidemezsin. Çünkü şimdinin gençleri, şimdinin bilim dünyası, şimdinin mesleği uzaya gitmek olacak zaten. Bak uzaya gidemezsin şeklinde. Oradan bilimsel projeler falan yapmayı falan o şekilde kafasından öyle hayal ediyor. Çünkü küçük hala. Öyle yönlendirmeye çalışıyorum örneğin. Bak uzaya gidemezsin şeklinde. Uzaya gitmeyi çok istiyor. Uzayda ne olduğunu tam olarak da bilmiyor tabii. Orada da bir şey hemen söylemek istiyorum. Yani siz sohbet edince ben kafamda mecburen bazı şeyler düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Çocuğun derste gördüğü konuların hayatta ne işe yarayacağına dair kendi dert edilmesi lazım. Bunu da çok söylüyorum öğrenciler. Çünkü görüyorum, duyuyorum, lisenin gençlerde oldu. Derste ya bu bizim ileride ne işimize yarayacak ki filan. Hayır, derste anlatılan her şeyin hayatta bir karşılığı var. Her dersin, her konusunda hayatta karşılığı olan bir yer olduğunu bilmeler lazım. Peki bunu nasıl öğrenecek? İlla öğretmenin demesi gerekmiyor. Öğrenci kendisi bugünkü iletişim ve kaynaklara ulaşım imkanlarını değerlendirdiğinde her derste gördüğü her konunun hayatta karşılığının ne olduğunu rahatlıkla bulabilir. Araştırıp bulacak. Toparlayacak olursak hocam, benim de naçizane görüşüm sadece akademisyenlerin değil, toplumla bütünleşmesi, sadece akademisyenlerin işte kırsaldaki köy okullarına gitmesi değil, bununla birlikte insanlığın, toplumun tüm yönleriyle sürece dahil olması gerekiyor. Şimdi üniversite bazlı ele aldığımızda hem üniversite hocalarının hem de üniversitedeki öğrencilerin de aynı zamanda sahaya inmesi gerekiyor. Bugün işte Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ndeki öğrencilerin kendi alanları ile ilgili, kendi bölümleri ile ilgili gene sanayide olabilir, farklı yerlerde olabilir. İşte üniversite 4 yıllıksa minimum 2 yılını orada çalışarak geçirmesi gerekiyor. Ve diğer taraftan işte Ziraat Fakültesi öğrencilerimizin mutlaka 4 yıllıksa bir Ziraat Fakültesi oradaki öğrencinin tarımla ilgili gidip kırsal bölgelerde bizzat hem staj yaparak hem de çalışarak o çalıştığı zaman zarfında sigortasında yatabileceği şekilde bir konsensus oluşturulması gerekiyor. Örneğin bölüm 4 yıllıksa bu 4 yılın minimum 2 yılını öğrenci sahada, kırsalda çalışarak geçirmesi gerekiyor. Yani bu çerçevede hem üreterek öğreniyor hem de öğrenerek üretiyor. Hal böyle olunca öğrenci mezun olduğunda işi biliyor olarak mezun olacak. Aksi takdirde kişi sahada eğitim görmediği zaman mezun olduğunda bilmeden mezun olacak. Olay sadece teorik okullarda ders anlatmakla ilişkilendirilemez. Bu bağlamda meslek liselerinin öğrencilerinin de aynı zamanda sahada çalışarak işi öğrenmesi gerekiyor. Bizim bölüm mesela İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, ben Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Bir fizikçi, bir kimyacı, bir işi nasıl laboratuvarda öğreniyor ise bir uluslararası ilişkilerci, bir işletmeci, bir iktisatçı, bir siyaset bilimi, kamu yönetimi öğrencisinin
laboratuvarda sivil toplum örgütleri, işte belediyeler, çeşitli kurum ve kuruluşlar oralarda çalışarak, staj yaparak işi öğrenebilirler. Bana öğrenciler şunu soruyor, ya hocam işte biz uluslararası ilişkiler bölümü okuyoruz fakat işte staj yapabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz bir yer göremiyoruz diyor, bulamıyoruz diyor. İşte belediyelere, valiliklere, kaymakamlıklara başvuruyoruz. Çok sınırlı sayıda, az sayıda alınıyor. Haliyle staj yapamıyoruz diyorlar. Ben diyorum hayır, yani staj yapabileceğiniz, sahada işi öğrenebileceğiniz bir sürü yerler, sivil toplum örgütleri var. İşte Kızılay'a gidip gönüllü olarak çalışabilirsiniz, AFAD'a gidip gönüllü olarak çalışabilirsiniz. O deprem ve depreme hazırlıkla ilgili, bunun dışında çeşitli siyasal partiler var. Görüşünüze uygun olan siyasal partilere gidip o siyasal partilerin seçim arenalarında görev alabilirsiniz. Orada insan tanıyabilirsiniz, çevre edinebilirsiniz. Bir seçim afişi nasıl hazırlanır? Bir kadrolaşma hareketi nasıl hazırlanır? Orada çevre edinerek, network ağını geliştirerek, insanları tanıyarak bu şekilde laboratuvarda o işi öğrenip pişirip olgunlaşabilirsiniz şeklinde söylüyorum. Aksi takdirde sadece evde oturup ders çalışıp beyine bilgi depolayıp dersleri geçmekten o okul eğitim ibaret değil. Yani bunun aynı zamanda sahada öğrencilerimizi pişirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tabi bu sohbet 46'lara döndü ama. Evet. Ben tekrar oradan sohbet isterseniz sizin söylediğinizden alayım. Şimdi sana daha önce konuştuk yani. Evet. Öğrenciler gitsinler küçük partilerden, işte önümüzde bir seçim var. 4-5 evet. Yılda bir geliyor. Son sırada da olsa girsinler, bir dolaşsınlar, insan görsünler falan diye konuşmuştuk. Evet. Bunun dışında başka şeyler de var yani üniversite öğrenciler için. Spesifik bazı olaylar, mesela şehir hastanesi ikinci kez olmayacak mı? O şehir hastanesinin inşaatı devam ederken inşaat mühendisinin, mimarların, elektrik mühendisinin oradaki temelinden jeoloji mühendisinin son bitinceye kadar bir laboratuvar gibi bir protokol çerçevede öğrenciler orada aktif izlemeyi, süreci takip etmeyi sağlamak lazım. Bir hızlı tren şu anda inşaatı devam etti. Onun elektrik sinyalizasyonundan tutun, altyapısına birçok aşamada üniversitedeki öğrencilere dahil edebileceğiniz şeyler var. İkincisi olmayacak mesela, güçlü bir yatırım. Öğrencimiz burada üniversiteyi bitirince kadar bundan içine dahil edilebilir. Bunun gibi birçok konu var. Sözümüzü tekrar getirecek olursak, burada bizim konumuzla ilişkilendirmek için üniversitelerin öğrencilerinin toplumun problemlerine çözüm arayacak şekilde dahil edilmesine dönük TÜBİTAK çok güzel bir meslek programı var. Evet. TÜBİTAK hakikaten toplumun bütün kesimlerine dönük konularda öğrencileri aktif kılacak şekilde sembolik de olsa destek programları var. 22.09 programı var bir dev altında TÜBİTAK. Evet. Üniversite öğrencilerinin proje yapabiliyorlar. Aynı şekilde kırsaldaki okullara varıncaya kadar da destek programları var. Liseleri, ortaokulların bilim fuarları var. Evet. Ayrıca 4007 bilimin popüler yanlarını topluma yansıtması için şenlik yapabiliyorlar. Evet. Bilim söyleşilerini destekliyorlar. Ben, evet, ben gönüllü olarak gidiyorum ama arzu eden akademisyenlerimiz TÜBİTAK'ın bilim söyleşileri programı kapsamında da birçok okula gidebiliyor. Onlar daha önce köylere yoktu, şimdi onlara da dahil ettiler. Yani bütün okullara gidecek şekilde programları çeşitlendirdiler. Ve TÜBİTAK başkanı da, çalışanları da bu konuda şeyler, esnekler, yani iyileştirme yolunda gidiyorlar. Üniversiteleri kendileri de bu tip faaliyetleri düzenleyebilir. Şehir merkezinde de burada hatırlarsanız mahalledeki okulları da bazı etkinlikler yapmıştık. Bugünkü konumuz kırsal kesim olduğu için özellikle ona değiniyoruz. Ve kırsalda o kadar özgür konular var ki projelendirmeye değer. Evet. Her yerin mikro klima özellikleri var. Bir dağın, bir derenin kendine özgü bitki çeşitliliği var. Dolayısıyla köylerimizin, bir köye gidiyorum, fasulyesi meşhur. Bir köyün turşusu meşhur. Bir köyde girebulu meşhur. Bir köyde bal güzeli yapılıyor. Bir tarafta başka bir şey var. Yani bunlar harika şeyler. Ayrıca oralara özgü eski yetişmiş insanların, tanınmış insanların değerleri var, tarihi bölgeler var, evet. Arkeolojik büyükler var, alanlar var. Bütün bunlar öğrencilerimizin dikkatine sunularak onların üzerinde düşünüp proje geliştirebileceği yerler. Dolayısıyla köylerimizdeki her öğrencimize, her bir öğretmenimiz birebir iletişim kurduğunda onlara araştırmacı yönlü destekleyici faaliyetler yapabilir. Ve bunun dışında çocuk sempozyumları var, öğrenci kongreleri, şeyler düzenlenir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün desteklediği programlar var. Önümüzdeki ayın içerisinde, mesela örnek olsun diye söylüyorum size, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir etkinlik yapıyor.
Öğrenci sempozyumu yapıyor. Evet. Öğrencilerin hazırladıkları araştırma konularını gidip orada sunmalar için. Bugün yine Nazilli'den bir öğretmenimiz aradı. Onlar Fatma Hanım'ı davet etmişlerdi. Yüzlü eğitim vermiştim orada ama bugün arayan hocamıza ayrıca online seminer vermiştim. Öğrencileriyle söyleşi yapmıştım. Öğrencilerden projeleri kabul edilmiş araştırmaları. Orada sunum yapacaklar. Hem sözlük sunum yapacak öğrenci var, hem poster sunum. Hepsi çok kıymetli. Bunlar duyunca da mutlu oluyorum tabii ki. Evet. Bu tip şeyler artırmak lazım. Dolayısıyla bizim akademik ortamda yaşadığımız birçok şeyin prototip uygulamalarını ilkokulda da, ortaokulda da, lisede öğrencilerimize yaptırma imkanımız var. Bundan geri durmamalıyız diye düşünüyorum ve sistemli bir şekilde devam ettirmek lazım. Yani öğrenciler öncelikle bulunduğu yöreyi tanımaya, yöreyi özgü farkındalık bilincini artırmaya çalışmak gerekiyor. Genel itibariyle bizim insan olarak doğamızda şu var. Hep bir uzaklara gitsek, orayı bir görsek, işte kişi Yozgat'taysa, İstanbul'daysa, Avrupa'nın muhtelif şehirlerini görmek istemeye yönelik duygu ve düşünceleri var. Aslında kişi bulunduğu bölgeyi tanımadan, bulunduğu bölgedeki fabrikaları görmeden, gezmeden başka yerlere, uzakları tanımaya gayret ediyor. Zaten düşünüyor. Aslında önce burayı tanımak gerekiyor. Buradaki bir fabrikayı gezmiş olmak gerekiyor. Tabii. Daha sonra adım adım uzakları daha tanımaya yönelik adımlar atmak gerekiyor diye düşünüyorum. O dediğiniz kesinlikle doğru. İlk adım atarsan ötedeki adımları atma arzusu artacaktır. Evet. Merakı da artacak, görme isteği de artacak. Doğru bir yolda gidecek aslında. Yani Hattuş'a, Yozgat bölgesinde yaşıyorsa bir öğrenci, bir birey, Hattuş'a'yı, Boğaz Kale'yi henüz gezmemiş ise tabii başka yerlere özlem duyması pek de mümkün olmayabiliyor. Diğer taraftan hocam, söyleşilerinizde genel itibariyle tarım toplumu, modern toplum ve bilgi toplumu tanımlamaları üzerinde duruyorsunuz. Bu tanımlamalardan bu tanımlamaları tekrar yaparak, bu tanımlamaların sonucunda bilgiyle ekonomiyi buluşturup kalkınma nasıl sağlanabilir? Şimdi bu aslında eğitim süreçleriyle de birlikte olan bir şey. Tarım toplumu dediğimiz dönemlerde Bağdat bilimin merkezi. Evet. 1100'lerde, 1200'lerde. Bağdat o zamanlar 250 bin nüfuslu megapol bir şehir. Dünya ekonomisi de deniz ticareti üzerinden Akdeniz'de cereyan ediyor. Evet. Ve hem burada bilgiyi elinde tutan hem de Akdeniz'i ticareti kontrol eden bir ülke olarak, toplum olarak biz de zirvelerdeyiz yani. Uluslararası kararların birçoğuna etkiliyoruz. Evet. Avrupa çok zayıf durumda. Kendi arasındaki savaşlar, şehirleşme yok o zamanlar filan. Zamanla Avrupa modernizmle birlikte hızlı bir şekilde makinalaşmaya başlıyor. Evet. Şehirleşme artıyor. Biz zayıflamaya başlıyoruz. 1600'lere, 1700'lere doğru geldiğimizde biz iyice zayıflarken Avrupa iyice yukarı çıkıyor. Latin Amerika'nın keşfiyle de dünya ekonomisi okyanuslara kayıyor. Yani bilgiyle ekonomi birbirinden bağımsız değil aslında. Evet. Bilgi üretiyorsanız, entelektüel bilgi üretiyorsanız, akademik camia üretkense bu bilgi en büyük sermaye oluyor. Rekabet gücü yüksek ürünleri de ortaya çıkartabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla lokomotifin, efendim, makinalaşmanın getirdiği hızlı mesafe. Pusulanın bulunmasıyla coğrafi keşifle büyük gemilerin yapılması, evet. Büyük gemiler yapılınca okyanusların keşfedilmesi, daha sonra Osmanlı'nın ticaret güzergahlarının seyreye uğraması gibi. Bu sıçramalar var. İşte en belirgin sıçramalardan birisi tarım toplumundan modern topluma geçişte oluyor. Evet. Postmodern topluma geldiğimizde, günümüz dünyasına geldiğimizde ise artık robotiğin, uzaktan kontrol sistemlerinin, yapay zekanın, modellemelerin, uyduların iyice hayatımızda aktif olarak yer ettiği bir zamanı yaşıyoruz. İnsansal araçların anlaşılması, evet. Uzaktan kontrol sistemleri vesaire. Bu süreçte ise yeni bir perspektif, yeni bir anlayış, yeni bir eğitim modeli, yeni bir donanım ihtiyacı çok arttı. Ve değişim de çok hızlandı. Buna bağlı olarak bizim eğitim sistemi içerisinde, eğitim faaliyetleri içerisinde de sürekli hareketlilik ve esneklik olması lazım. Bunu kırsal kesime kadar ulaştırdığımızda bizim kendimize özgü bazı şeyler yapma şansımız yükselecek. Evet. Kırsaldaki öğrenciler şehirlerdekine göre bazı doğal zorlukları da göğüslemekleri için daha farklı bir yetişim imkanına sahipler. Evet. Şimdi bu üç dönemde tarım,
modern ve modern sonrası toplumlara baktığımızda eğitim öğretim süreçleri de çok değişiyor. Tarım toplumunda yani her ne kadar literatürde birinci nesil üniversite dediğimiz şey Bologna ile başlatılsa da daha öncesi de var. Yani Avrupa'da Endülüs var. Haçlı seferleriyle işte Bağdat'tan, Asya'dan taşınan bilgiler var. Buradaki bilgi de kendinden çıkmadı. O da antik Yunan'da ortaya çıkarılmış bilgilerin üzerinde gelişmiş olan biricik. Birinci nesil üniversiteler Bologna ile başlatılsa daha çok var onlar nakletmişler. Endülüs'teki bilgiyi şeyleri naklederek sınırlı da belki bilgi üretmişler. Ama asıl makinalaşmayla birlikte, modernizmle birlikte Avrupa'da üniversitelerde bilgi üretmenin yanında bir şey daha geliyordu, araştırma. Araştırma tabanı yürütüyorsunuz. Şu anki dünyada ise bilgi toplumunun filan diye ifade ettiğimiz, Endüstri 5.0'lar konuştuğumuz, nesneler internetinden bahsettiğimiz günümüzde ise artık üniversiteler sadece bilgi üretmiyor, sadece araştırma yapmıyor, bir şey daha geliyor. O da girişimcilik. Bu da Avrupa'da değil, Amerika'da gelişiyor. Anladım. Stanford böyle çıkıyor. Yani Harvard'dan gelip Silikon Vadisi, Stanford'a gelenler orada bu anlayışla eğitim öğretimi sürdürürken Silikon Vadisi'ni ortaya çıkartıyorlar. Ve bugün hepimizin duyduğu, üniversitelerde işte yeni nesil üniversite falan diye duyduğumuz şeyler bunlar girişimcilik boyutunu güçlendirmeye çalışıyor. Biz de eğitim kurumlarımızın bu anlamda çok hızlı bir şekilde gözden geçirilerek birden bıçak atar gibi değil, sağlıklı bir şekilde dönüşümü ve gelişimi sağlayacak bir yol izlememiz lazım. Evet. Ve bunu yaparken farkında olarak yapmamız lazım. Ben birçok şeyin farkında olmadan yaptığımızı, bilinçsizce yaptığımız birçok şeyin olduğunu siz de görürsünüz, ben de görüyorum yani. Ve bunlara konuşmaya gerek yok. Bunun ortadan kalkması için erken yaşta bazı şeyleri fark etmek, toplumun bütün katmanlarına fark edecek şekilde katkı vermek bizim temel sorumluluğumuz diye düşünüyorum. O bakımdan gittiğim yerlerde çocuklara bunlardan da bahsediyorum. Evet. Tabii her seviyedeki de ilkokuldakine değil belki ama ortaokul son sınıftakilere bunu söylüyorum. Bu değişimlerinden bahsediyorum. Ekonomiyle birlikte olduğunu ve bilgi tabanlı ekonominin güçlü olacağını, iyi eğitilmiş insan olan ihtiyacı bilmediğini, Türkiye'de hele de çok yüksek düzeyde ihtiyaç var yani. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla buna kafa yorması gereken kişilerin başında akademik camiye gelir. Bizleriz yani sorumluluğu taşıması gerekenler diye düşünüyorum. Bir de benim gözlemlerim şu yönde hocam, Türkiye'de, özellikle Türkiye'de şehirleşme oranı aşırı derecede arttı. Kırsalda yaşayan, köylerde yaşayan insan sayısı aşırı derecede buna paralel olarak da azaldı. Köylerdeki insan sayısının azalması, şehirleşmenin artmasının altında yatan temel sebeplerden bir tanesi de geçmişte hala da öyle devam ediyor. Yazılı görsel basında Türkiye'de diziler yoluyla, televizyon kanalları yoluyla köylüleri aşağılamaya yönelik, köylüleri küçümsemeye yönelik, ya işte köylü baksana ne olur, bundan bir köy kasaba olmaz, bundan bir işe yaramaz şeklinde bir algı bozukluğu yaratıldı. Bu algı bozukluğu da halen devam etmekte. Özellikle başörtülü, köylü görünümlü kişilerin dizilerde, filmlerde işte kapıcı olarak gösterilmesi şeklinde köylülere yönelik, köyde kalan insanlara yönelik bir negatif algı yaratıldı Türkiye'de. Bu negatif algı da maalesef hala devam ettiriliyor. Şehirlerden köye yönelik göçü arttırabilmek için köydeki insanların nüfus şeyini arttırmak gerekiyor. Biraz köydeki insanlara daha onurlu, daha şerefli, daha nüfuslu, daha saygın gösterebilecek, köyde yaşamaya özendirebilecek, köylü toplumu saygın toplum şeklinde gösterebilecek filmler, diziler şeklinde yazılı görsel basında bu şekilde içerikler üretmek gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde köyde yaşamaya biz şehirdeki insanları pek de özendirmemiz mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Buna yani özel göstermek gerekiyor. Yani tamamına katılmıyorum. Haklı olduğunuz yerler var ama çok da tartışılacak bir tarafı yok. Bunlar her zaman olur. O da çok etkileyecek boyutta değil. Bugünkü iletişim çağında günümüzde bu tip şeylerin etkisi... Ama hocam şöyle bir şey var. Şimdi etkisini... bazen zaman zaman köye gidiyoruz. Ben diyor ki anne baba, benim oğlum diyor köyde kalmasın, benim kızım köyde kalmasın, kız vermezler diyor. Veya diyor oğlum... kızım kalırsa evlenemez, oğlum kalırsa köyde evlenemez düşüncesi hala hakim.
dizilerin içeriklerine baktığımız zaman işte hiçbir şey yapmadan yalı karşısında bir tane ev kiralayıp 15-150-200 tane firma yönetiyor, şahısları görüyoruz şeklinde negatif yani, algı yaratılarak sosyolojinin konusu biraz ama bu iş biraz da evet sosyolojinin konusu yazılı görsel basın çok önemli. Yazılı görsel basında köylüleri onurlandırmaya yönelik, köle yaşamın daha mutlu, daha kaliteli, daha sağlıklı olduğuna yönelik biz içerikleri üretirsek, videolar, gazeteler, makaleler üretirsek ben ilerleyen yıllarda daha sağlıklı yaşayabileceğimizi ve aynı zamanda köyde yaşayan toplum, üretici toplum. Şehre gittiği zaman elinde bir mesleği yoksa otomatikman tüketici hale gelebiliyor. Bu bağlamda evet devlet teşviklerinin de sağlanması lazım. Yani şehirde yaşayıp hasbelkader emekli olmuş bir kişi şehirde zaten o emekli maaşıyla geçinemiyor. Köyde de evi yok. Devletin aslında bu ve benzer kişilere köye dönüşün sağlanabilmesi için cüzi miktarda işte ev arsa desteğinde bulunarak geri köye dönüş arttırılabilir. Yani o konuda inisiyatif sahiplerinin çok rahat çözüm üretebileceklerini düşünüyorum. Evet. Yani çok fazla burada konuşacak bir şey yok ama sizin söyledikleriniz arasında şuraya değinmek isterim. Artık köylerimiz, kırsal kesimlerimiz, şehirlerimiz de periferi durumuna gelmiş. Dolayısıyla şehirde yaşayıp köyde de kendisine yaşam alanı oluşturmak isteyen insanların sayısı da çok fazla. Bununla beraber sizin söylediğiniz önemli bir nokta, köyde bulunanın üretme ya da üretime katkı verme hali varken bunu ortadan kaldırmayı kayıp olarak görürüz. Diğer taraftan da şu bir gerçek ki şehirde olup köydekinin ihtiyacı olanın karşılanması noktasında da yapılması gerekenler. Bu yapılmadığı müddetçe tabii ki şehre olan ilgi hep olacak. Kaçınılmaz. Bunu çok anormalde bulmamak lazım. Ama köylerdeki yaşantının ve üretkenliğin canlandırılması, artırılması için de mevcut teşviklerin ne derece etkili olup olmadığını da gözden geçirerek bir analizini muhtemelen yapıyorlardır diye umut ediyoruz. Ben tekrar eğitim boyutunda baktığım zaman köydeki okullara sadece öğrenci eğitimi değil, oradaki halka dönük eğitim sorumluluğunun da olması gerektiğini inanıyorum. Köy koleji tanımlamasının içerisine birçok şeyi katıyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı köy yaşam merkezleri adı altında yeni bir yapılanmaya da kapı araladı. Ama onun altının ne kadar doldurulduğu konusunda bilgim yok. Ama gözlemlediğim kadarıyla hala üzerinde konuşulacak birçok nokta var. Oraların halkın üretkenliğini ve doğru üretmesini sağlayacak küçük dokunuşlara ihtiyaç var. Yani yanlış bildikleri birçok şeyin tarım adına düzeltilmesi lazım. Bizim üniversitemizden gidip katkı verenler olduğunu biliyorum. Ve diğer taraftan üniversiteler artık şu anda bakınız siz kendiniz bir yayın ortamı platformu oluşturup bilgi paylaşmasına katkı veriyorsunuz. Çok güzel bir şey. Üniversitelerin radyoları, televizyonları var. Bu tip konuları çok daha yoğun işleyebilir. Biz bu tip söyleşileri oralarda çok daha disiplin yapabiliriz. Buna imkan sunmak lazım, canlandırmak lazım diye düşünüyorum. Hocam son sorum, süremizi bayağı doldurduk. O yüzden biraz kısa olsun istiyorum eğer mümkünse. Köy enstitüleri yeniden canlandırılabilir mi? Veya sizin bu anlattığınız içerikler köy enstitülerinin yeniden canlandırılabilmesine yönelik olabilir mi? Şimdi çok da gündeme gelen konular var. Köy enstitüleri, inovatifler, meslek liseleri vesaire. Köy enstitüleri o zamana aitti. O günün ihtiyaçlarına göre iyi hizmet verdi. Evet. Bugün o birikimden faydalanarak farklı bir arayışa girmemiz lazım. Belki biraz daha geç kapanabilirdi. Erken kapandı. O politik kararlar, o günün kararları tartışmak, sohbetin söyleşimizin dışında ayrı bir program yapmamız lazım. Diğeri ise inovatifler mesela. Evet. Hiç kimse klasik inovatiflerin var olduğunu şimdi söyleyemez. Siz hatırlarsınız bizim öğrencilik yıllarımızdaki inovatif profiliyle şimdiki arasında çok farklı. Meslek liseleri. Evet. Eski klasik meslek liseleri gibi olamaz. Dolayısıyla bunların hepsini sözü kısa tamamlamak istiyorum. Çağın gerekliliklerine göre. Bugünkü imkanlarımız var. Evet. Bugünkü potansiyellerimiz var. Evet. Bugünkü zaruret halleri var. Açlık içerisindeki bir topluma eğitim, okula öğrencisi çocuğunu gönderemeyecek durumda insanlar var. Yani evin işlerinden okula gitmesini istemiyor.
Hayvancılık da yapıyor. Çocuğun hayvanla ilgilenmesini, bahçeyle, tarlayla ilgilenmesini, okula gitmesini istemiyor. Öyle bir zamanda siz. Ve siz yatılı okullar alarak o çocukları çok iyi bir eğitim vererek tekrar topluma katkı verecek şekilde geri gönderiyorsunuz. Bu harika bir çalışma. Ha, daha sonraki politik işte sebepler falan, bunların bir kısmı bana göre belki de bahane, yani şu şey var, net değil benim kafamda. Karmaşık da değil ama nedeniyle uzatmayayım hiç fazla. Oralarda çok tartışarak zaman harcıyoruz aslında, gereği yok. Oraların hepsi birer tecrübedir, yaşanmıştır, iyi ya da kötü. Meslek liselerinde benzer şekilde, diğer fen liselerinde eskisi gibi değil. Değil mi? Birçok kustikleri vardı. Yani bunlardan çıkmak lazım. Ama şunu da biliyoruz, demir yolların ayrı okulları vardı, devlet demir yollarının değil mi? Veterinerlikle ilgili ayrı liseleri vardı. Bunlar polis kolejleri vardı. Evet. Yani bunların hepsinin ayrı ayrı misyonları vardı, iş görüyorlardı. Faydası da oluyordu. Onlar ayrıca tartışılabilir ama şimdi yeniden bir bakış açısı geliştireceksek hakikaten ciddi ciddi bu işin uzmanlarıyla kafa yormak gerekir. Yani sizinle biz ikimiz burada bütün bunları çözmek şeyinde olamayız yani. Evet. Her şeyi bilemeyiz. Ama dikkat çekmemiz açısından faydalı bunlara değinmemiz. Sorunun için de teşekkür ediyorum. Köy enstitüleri bizim için çok değerlidir. Geçmişte çok önemli hizmetler görmüş. Ve o okulların fiziki altyapıları bile o kadar güçlü yapılmış ki yıllarca hizmet vermiş. Donanımlarıyla vesaire. Ama o zamanlar oralara gelen öğrenciler aynı yöredendi. Yani diyelim ki Yozgat'tan gidiyor, orada eğitim alıyor, Kırşehir'de öğretmenlik yapıyor. Kırşehir'deki gidiyor eğitim alıyor, Yozgat'ta eğitim alıyor. Aynı coğrafyanın, aynı yören insanlarıydı. Ama bugün öyle değil. Bugün bir köy okuluna gidiyorum, ODTÜ mezunu öğretmene rastlıyorum kırsala. Mersin'den çıkmış, Antalya'da okumuş, gelmiş Sarıkaya'nın köyünde öğretmenlik yapıyor. Çok da güzel öğretmenlik yapıyor kızımız, harika da projeler yapıyor. Onun dışında Trabzon'dan çıkmış, Bursa'da ilahiyat okumuş, gelmiş köydeki okulda öğretmenlik yapıyor. Bir diğeri Çanakkale'den gelmiş, bir diğeri Kütahya'dan gelmiş. Şimdi çok farklı yörelerde bu öğretmenlerimizin hepsi ailelerinden farklı birikimlere sahipler. Okudukları okullarda farklı bir gidip eğitim aldıkları şehirlerde farklı öğrencilerle aldıkları birikimlerin hepsini buraya getiriyorlar ve o birlikte kafa yorduklarını çok üzgün işler çıkartacağı ortada. Yani eski köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin yaptığı işlerden çok daha farklı işleri ortaya koyabilirler. Ama öğretmenler üzerine kafa yormamız lazım. Teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili Akademik Bakış TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi'nde Profesör Doktorumuz Mustafa Büyükatay'dı. Köy okullarını, kırsaldaki okulları konuştu. Kırsaldaki okulların eğitim öğretim açısından avantajları ve dezavantajlarını konuştuk. Akademisyenlerin köy okullarına gidip köy okullarındaki öğrencileriyle buluşmalarının sonucunda getirebileceği katma değeri konuştuk. Bu çerçevede bizleri izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ben kıymetli hocam Profesör Doktor Mustafa Büyükatay'a teşekkür ediyorum. Kendileri zaman ayırıp gelip bizlere yapmış olduğu köy okullarına yönelik proje faaliyetleriyle ilgili bizleri bilgilendirdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Esenlikle kalın. Görüşmek dileğiyle.